بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان دوغنر بون كدرس مذا أرى يالن بير بيرنن أمناكي حقلري بير بيرنن أمناكي بورشلر باردا قرنا درس أما أنظن بلشنا ذي على مسلمان دوغنر بر خلقي مشقلالر إملي يتريا بر خلق مشقلالردن ibarat. Mashqala nəçe berk bolsa, nəçe ağzıbir bolsa, halqam şonçoluk ağzıbir berk bolya. Mashqala haçan ağzıbir o berk bolya. Haçan na mashqalanı quruyan erkek ve zenan. Biri birinin önündeki borçlarına doğru amel etseler ya da amel etmeye çalışsalar şonna ağzıbir sağdın mashqala bolya. Ayal öz yerini bilse, öz erkek, erkek öz yerini bilse, ayal öz boynuna düşen işler etse, erkek öz boynuna düşen işler etse, çağalarım son yalak, en atasını silese, özünden ullar silese ne ama şeydir. Maşkala şonla sağdın oluyor, ağzıyır oluyor. Ve şol maşkalada yetişen çağalarım terbiye taydan, hem ruhi taydan, hem fikir düşünce taydan, hem ıhtikat taydan, Müslüman doğanlar ne ama sağdın oluyor, berk oluyor. Emma bir halkın, bir cemiyetin içinde maskalı kurmak, maskalı bulmak düşüncesi kavuşsa, maskalı bulmak oyuncak olsa, burada birleşip, burada ayrılışıp, birbirini dinlemeyen, birbirinin boynuna düşen zatlar etmen, maskalı bulmak kavuşsa, maskalı düşüncesi kavuşsa, cemiyet bozulup başlaya. Ve şol cemiyette bozuk nesil yetişiyor. Ne ene atasını silaya, ne er ayal biri birin silaya, ne ulu silen ya, ne ular sila hormat ediliya, ne kiçe merhamet ediliya, o şeydir ne ama, boğuk mesul yetişiyor. Şimdi Müslüman noğunlar son kuvvetlerde kendi eşleyen zatlarımızdan ve şayet bolyaz ve şol uruvatın özünde Müslüman noğunlarımız şu mesele değişli nesihat sorayalar, sorular sorayalar. Bir yaramaz yağday var. Kan eştiyaz şunu. Ol hem musulmanlık onlar ayrılışmak ve maskalada onşuksuzluk köpelli. Öyle niyeler kan vakit geçmenke ayrılışyalar. Ya da yaşayalar ama onşuk bilmeyeler. Dava, cencel, koh, kalmagal bilen neyme yaşayalar. Yani maskalada maskalı bahtlı değil. Ve maskalada rahatlık yok. Yani şu hili yağdaylar köpelüptür. Yani durmuş kuruyalar, iki gün son eyyam ayrılışıyalar. Kim günahkar, kim günahkar der, on gurrun ne edemiz yok. Umuman netice, maşkala yıkılıyor. Şimdi şu hile yağdayların Müslümanlık onlar köpölmeğinin asıl düyüp sebebi ne mi? Ne için birbirini kovvarıp kovvardık deyip maşkala kuran yaşlar, kıysa vatın içinde ayrılışıyalar. Ya da yaşasalar mı yankı alak, onşman, dava, cencel, boşuna mengdeşlatlar bilen, erkeley arasında dava oluyor ya kain gelin arasında şuna mengdeş dava alırken eştiliye ne meden oluyor Müslüman doğunur? Şun asıl düyüp sebebi ne mi? Şunun sebebi Müslüman doğunur erkek maşkalasının önündeki öz borçlarını bilmeye ya da biliye emma ne mi doğal amal etmeye. Zenen maşkalada şeyle. Yani yolluşunun önündeki maşkalasının önündeki borçlarını bilmeye ya da biliyor ve doğru amel etmeye. Şol sebeple hem Müslüman doğunlar maşkalada onşuksuzluk oluyor. Ya da hemen neticede yankı dişim yarakka ayrılışıyorlar. Misal için belli bir vazifede işleyen kişinin öz boynuna düşen borçları var. Şol borçlarını doğru ve yeterli derecede yerine yetirse şol vazifenin hemen yorulup biliyor. Ama borçlarını amel etmese ol iş neyme Müslüman doğunur göremeye ve vaktin geçmeyi bilen işi beter erbetleşip başlaya. Ve başkalarının hem işlerinin ters gitmeyine sebep oluyor. Zıncırlama. Bir kişi işini doğru etmese ona bağlı başka bir işgara neyme işini edip bilmeye şey edip neyme işlerin bozulmakluğuna sebep oluyor. Maşkalada şeyle Müslüman doğunur. Maşkalada erkeğin öz vazifesi var ve zinanın öz vazifesi var. Her iki tarafın öz boynuna düşen haklarını bilip
şolara başarından amel etseler, oval Allah, Allah Teala'nın izni bilen, Allah Teala'nın yardımı bilen maşkalada on şuksuzluk bolmaya. Ya da on şuksuzluk bolayen yağdayında da, düşünüşmezlik bolayen yağdayında da, şunu ne ahile kovudup çözmeli, kovaksız, kalmagalsız, iyile maskara olman, ne edip çözmeli, şun çaresini biliyeler. Dini kitaplarımızda Müslüman doğunur, bulara er ayalın hakları, er ayalın biri birinin önündeki borçları değiliye. Şimdi başarımızdan yankı değişim al şu dersimizde erkeğin boynuna nameler düşüyor, ayalın boynuna nameler düşüyor. Şu arada başarımızdan dilimize vurulandan name şu derste düşündürmeye çalışalım. Birincisi Müslüman doğunur, erkeğin zinanasının, maşkalasının önündeki borçlarından ve bilmeli zatlarından. Birincisi, maşkalada erkek baştır ve maşkaladan cevapkardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresinin 34. ayetinde şöyle diye, اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى Erkekler zinanların yol başçısıdır, cevapkârıdır diye. Yani Allah Teala insaniyeti Adem zadı yaradanına erkeği baş edip koyuptur. O maşkalı da erkek baş olmalı. Ayağların üstünden, maşkalan üstünden, çağalan üstünden ne ama hüküm verici erkek kişi. Şu kanun. Şunun için Müslümanlık onlar, eğer şunun yeri ütköse, eğer de erkek öz boyunda düşen cevap karşılığını etmeyen uğrasa ne ama bir düzgün çocuk başlaya. Eğer şu taydan ne ama çarşap başlaya maşkalı. Tefsir kitaplarımızda erkekler zinanların yol başçısıdır, cevapkârıdır diyen ayeti tefsir edenine ulemalarımız şöyle diye erkek kişi maşkalan başıdır, ulusudur, hükümdarıdır, edepberiyanıdır, koruçsudur diye. Yani şu zatların hemmesi erkek kişinin boynuna düşüyor. Ve akıllı Müslüman şu zatlar öz eğrinine şu cevapkârçılık duymalı. Bilmeli o şuna var amel etmeli, hareket etmeli. Ama etmeyen olsa eğer ne ama maşkalada bir düzgünçülük başlayar sonuna. Buhari ve Müslim'de İbn-i Umar radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi El-imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi Ve'l-raculu ra'in fi ahlihi ve mes'ulun an ra'iyyetihi Ve'l-mer'atu ra'iyyetun fi beyti zavciha ve mes'uletun an ra'iyyetiha Her biriniz cevapkarsınız diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her biriniz cevapkarsınız ve her biriniz cevapkarçılığınızdaki kişilerden hesaba çekilirsiniz. Devlet baş tutan halkından cevapkardır ve hesaba çekilecektir. Erkek kişi maşkalasının gözevçisidir, cevapkarıdır ve maşkalasından hesaba çekilecektir. Ve zinan maşkala yolluşunun önüne cevapkardır ve maşkalasından hesaba çekilecektir diye. Demek devlet başlıktan halkından hesaba çekiliyor. Halkına zulüm etti mi, kovser etti mi, adaletli oldu mu? Denedip halkına ser etti mi, den gözlerini karadı mı yani? Ama başka bir hile kakına geçti mi? Yok, ben kıyametten cevap verecek. Edilşen yalakta erkek kişi maşkalasından cevapkar, kıyametten cevap vermeli. Kovser etti mi? Halalına haramına dikkat etti mi? Halal lokma iyidirdi mi? Din terbiyesini verdi mi? Şolları değiştirdi mi? Bolsa kıyametten şol cevap vermeli. Edil şunun alakka ayal maşkalı öğünün içinde ne ama cevapkar, çağalarından öğün içinde değişti zatlardan kemçilik etse, hıyanet etse, öz boyuna düşen vazifesini etmese ne ama günahsı ve kıyametin cevap vermeli. Demek ne ama ki Müslüman doğanlar maşkalada erkek baştır ve erkek cevapkardır, maşkalan koruçsudur. İkinci Müslüman doğanlar, erkek kişinin boynuna düşen zatlardan maşkalarını ekleyip saklamak erkeğin borcudur, ayalın borcu da. Ayal istese, şeriata layık işte, işlep biler, kazancıdır biler. Şeriata layık işte, her işte işlep bilmeye ayal muayenis verin. Şeriata layık işte, öz istevilen işlesi gelse, islep biler ve istese maşkala öz kazancından neyemi berp biler, kömek edip biler. Emme maşkalarını ekleyip saklamak Müslüman doğanlar erkeğin boynuna düşüyor. Erkeğin borcu. Ve maşkalarını harcamakın sogap. Halal lokma yedirmek, halal kazanç etmek şu da sogap.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis geliyor. Bukhari ve Müslim'de Sa'd bin Ebu Vakkas'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: İnneke len tunfika nefakaten tebteği biha vechallahi illa ucirta aleyha hatta ma tec'alu fi fem imraatik. Sen maşkalağına Allah-u Teala'nın razılığı için harcasan sana şunun için sevap vardır diye. Hatta ayağına elin bilen bir lokma yedirsen sonra da sana sevap vardır diye. Yine de Buhari Müslim'de Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: İza enfaqa'r raculu ala ehlihi nefakatan yahtasibuha fehiye lehu sadaka. Eğer bir kişi Allah Teala'dan sevap ümit edip maşkalasını harcasa ol onun için sadakadır diye. Yani ne sadaka sevabı vardır diye. Ebu Davud'da Abdullah bin Amr bin al-As radıyallahu anhuma'dan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: Kefa bil mer'i ismen en yuzeyye men yakut. Bir kişi eklemeli kişilerine kovser etmezliği ol kişi için yeterli günahdır diye. Erkek kişi elinden gelenden maşkalasına kovser etmeli. Hiç zaten kem etmeyecek olup gayret etmeli. Şuna dırcaşmalı. Eğer yağdayı olup maşkalasına harcamasa ya da gidip özüne harcap ya da yaltılık edip işlemen, kalınca etmen, maşkalasını seyretmen, har delil edip görse maşkalasını, şol kişi günahkardır. Şöyle kişiler var yalta. Kalınca etmeye, seyretmeye maşkalasını, iyi demeye. Yalta olup yatır. Bir ahadım bulmaya, ben boynum hoşu düşüyor, ben maşkalamı ekleyecek bulayım, işleyecek bulayım, yok. Yalçalık ediyor. Yine bir kişi var kazanıyor, ama maşkalasını harcamaya gidip keyif deyip, pırdat deyip, dosyarı ile yiyip içip, kovunu hoş edip diyor. Ama maşkalası kozunup diyor. Hor, dar yağdaydı, onların hemen seyretmeye. Yani şunların hemmesi günahkarçılık. Hemmesi günahkarçılık. Eklep saklamalı boynuna düşüyor. Eklep saklamasan, elinden geleni etmesen onun hem günahkar oluyor. Üçüncüsü Müslüman doğanlar ayağını en kovarınışta seyretmeli. Haksızlık, zulüm etmeli değil, urmalı değil, sevmeli değil, kemsitmeli değil. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 19. ayetinde Allah Teala diyor: "Ve'âşirûhunne bil ma'ruf." Zinanlarınız bilen kovu ağrakat nasıkta bulun diyor. Ulamalar şu ayeti tefsir edenlerine yani hareketinde, kuruluşunda, eklende, ayağınla bolun, katnaşığın her görünüşünde en kov suratta bulmalı, en kov görünüşte bulmalı diye. Kuruluşunda şohilek, özün alıp barışında şohilek, eklende şohilek. Her zatta Müslümanlar onlar yani ayağınla bolun, katnaşığında en kov suratta bulmalı diye. Hatta misal veriyorlar, Beyhakî'de Sunenül Kübra'da geliyor İbn Abbas radıyallahu anh'ın şu sözü haber veriliyor. İbn Abbas radıyallahu anh diye: "İnni uhibbu en etezeyyene lil mer'ati kema uhibbu en tetezeyyene li lil mer'atu." Ayalımın diye benim için bedenimi kovurşum ya, benim ayalım için bedenimi kovuruyorum diye. Yani önsörü Müslümanlar onlar. Ayalımın bana bedenimi kovurşum ya, benim ayalım için bedenimi kovuruyorum diye. Elbette erkeğin bedenimi ne ama da erkeğin bedenimi birinci olan arasaçılığına arası eşik, oğudan eşik giymediğinde, kov atırlar sepilmediğinde. Erkeğin bezeği şulardı. Sen isleyen, ayağından sen için ne? Oğudan olsun, bedensin, giyinsin, kov suratta görünsün. Senin şun yalak ona ne ama? Sen şununla ne hemen talep ediyen olsun, ne hemen isleyen olsun, o da senden şunu isleye. Onun senden şunu islemeye hakkı var. Eğer için ayalın bedenmekliği erin haklarından. Yani ayalın erin onunlaki borcu. Erinin onunlaki borcu. Edil şunun yalakka ne mi? Yani yollaşam. Zinanatı için ne mi? Özünü kovser etmeli. Şunu ne mi? Halayan görünüşünde şunu görünmeli. Yani şunun yalakka kişi meselede de dikkat ediptirler. Arasındaki ara katına sonra. Demek ne Müslümanlı onları? Hareketinde, kuruluşunda, eklencinde, her dağında ne mi? En kovurmuşta bulmalı. Ve her işimizde buluşuyalı bu meselede bizim görevlerimiz Müslümanlar onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulmalılar. Tirmizi'de Ayşe annemiz radiyallahu anhadan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Hayrukum hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli."
sizin hayırlıyınız, sizin en kavuyunuz maşkalası için hayırlı bulunuzdur diye. Sizin içinizde maşkalasına en hayırlı bulun benlerim diye. Demek her işte buluşu alakka maşkalada ne ahilek bulmalı, ne ahilek kovsar etmeli bizim görevlerimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulmalı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayarlarına kovsar ediptir. Eklencinde yumuşaklığını ve bir saçakta oturup cemlenip nahir yemekte, gerek yerine ayarlarla sohbet etmekte, kulüp değişmekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunların hemen katı dikkat ediptir. Misal için Ebu Davud'da Ayşe radiyallahu anhadan haber veriliyor. Şöyle diye an Ayşe radiyallahu anha enneha kânet ma'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. Kâlet fesâbektuhu ala ricleyye. Felemma hameltu lehme sâbektuhu fesâbekani. Kâle hâzihi bitilke sebka. Bir yolculukta vaktimiz diye Ayşe enemiz diye bir yolculukta vaktimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen ağlamakta yarıştık diye ve men onu uttum diye. Bir neçe vaktten sonra men biraz temredim. Yeni de yarıştık. Bu gezek ol meni uttu. Bu da geçen gezek utonun için yani hesaplaştık, denleştik deyip bana etti diye. Yani gözünüze getirin Müslüman doğanlar. Allah'ın Resulü, Peygamberlerin en hayırlısı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayalımla ağlamakta yarışıyor. Son neyimi kovunu tapacak kolup, son kovunu hoş edecek kolup. Fikirlen korun Müslüman doğanlar. Allah'ın Resulü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey deyip neyimi? Kov görünüşte arakatına çıktı, bolup dur ayarlarla. Tirmizi'de bu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye ekmelul mu'minine imanen ahsanuhum hulukan ve khiyarukum khiyarukum linisaihim. İman edenlerin, Müslümanların iman taydan in kamili, in kovusi, ahlaki, in kov bolunudur diye. Ve sizin in kovuyunuz zinanlarına karşı kov bolunuzdur diye. Yani Müslümanların içinde ahlak taydan, ahlakı en kovusu, özünü kovu alıp barayan en hayırlı kümeken, ayarları ile kovu arakatına çıktı bulunmaya. Yine de Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye İstavsav bin nisai hayran niye? Zinanlarınıza kovu seredim diye, zinanlarınıza dikkat edin. İbn-i Macid Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allahümme inni uharricu hakka za'feyn el yetim vel mar'a diye. Ya Allah, men iki ecidin yani yetimin ve zinanın hakkına geçmekten ala ediyarın niye. Yani Allah-u Teala'nın şayet tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nâmi gürlüye ve bizi ala ediyar nâmiden yetime ve zinana zulüm etmekten, haksızlık etmekten, onun üstünden bir nâmi öz gücünü örkezmekten. Ağa ediyor. Çünkü naçar yetim. O birim ayal maşkala zinan. Kâbir kişiler Müslümanlık onlar ayarlarına zulüm ediyorlar. Eklep saklaman hor ediyorlar. Ervet katnışıkta boluyorlar. Ya da ayalına sövüp kurulayanlar var. Şunun özünü ne mi? Erkeklik mi kâ diye. Ayalına sövüp kuruluyor. Ayalını kemsi diye, urup sövüye, yenciye. Yani şu kişilerin ne derecede İslam'dan, İslam ahlakından, Müslümançılıktan, hatta adamçılıktan uzakta gelip yorulduğunu siz fikirlerini korun Müslüman doğanlar. Yine erken boyuna düşen zatlardan dördüncüsü Müslüman doğanlar, maşkalasını başarından dini ilim vermeli, akidesini öğretmeli, halal haramı öğretmeli, ve talep etmeli ve nasihat etmeli. Yani şu meselede kâin kavuşaklık var. Umuman halk hükümünde bizde kavuşaklık var. Hususan hem dinler, akidesi kovi, beş vakit namazlı deyip gören kişilerimizde kavuşaklık var. Çaygısına kov kov eşikler giydiriyor, sahilap seçip. Kov kov okullar okuduyor, ne açılık aldın, ne emettin, zatlara dikkat ediyor. Yani dünyevi taydan her zatına dikkat ediyorlar, ama geliyor dine ilim vermekliğe hiç hareket yok. Dünyevi taydan kavuşar etmeliydik, onunla gururun yok. Kovu giydirmeli, kovu giydirmeli, kovu yerde okutmalı, bilim vermeli. Hemmesi doğru zat ve gerekli zattır. Ama biz Müslüman hükümünde dine bununla çakilin bilmeyiz. Biz birinci yerde dini ilmi koymalı. Falan şey namazı kapıyor, çağası 7 yaşına geliptir, 8 yaşına geliptir, 10 yaşına geliptir. Çağına Kur'an'ı öğrettin mi? Yok. Namazı öğrettin mi? Yok. Yani şu meselede Müslümanlığa o misaller köpüldük oluyor. Kıyı çağası var belli bir yaşa geliptir. Dedim ki cevap yok İslam'ı oraya giyinir mi ya? Cinsel yazıp borguyu çağırır, misal için. Ya olmasa maşkalasının ayağlarında kavuşaklık var. Dini ilim meselede pes. Kâbir dinin ahkamlarını, özüne değişli hükümleri bilmeye.
hicret meselesinde kavuşaklık ba, hiç alarını dedel gelipiyor. Öğretecek bolmaya, düşünürecek bolmaya. Demek ne yapıyor Müslüman noğunlar? Erkeğin boynuna düşüye maşkalasına halal haramı öğretmeli, akidesini öğretmeli, imanı öğretmeli. Şu dağıtları öğretmeli ve talep etmeli ve gerek yerine haykuş deyip berk durmalı şu meselelerde Müslüman doğanlar. Bizim içimizde kan kavuşukluk var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresinin 6. ayetinde diyor: Ya eyyühellezine amenu, ku enfusakum ve ahlikum nara. Ey iman edenler, özünüz ve maşkalanız doğduk odundan koran diyor. Yani özünü, ayağını, çağalarını, maşkalarını, doğduk odundan korumak ne böyle mümkün oluyor Müslüman doğanlar? Allah Teala'nın buyuran zatlarını bercai etmek bilen, Allah Teala'nın haram eden zatlarını kaçmak bilen mümkün oluyor. Ha, sonra mı oğlum, kıydım namazını koyan mı? O kavur deyip sücudur ile ne ama? Namazı çağırmalı, özünüm yanına gitmeli bile. Ayağını şunlarak buyurup durmalı, o kıyama dikkat etmeli. Edil şunlarak hicabına riayet ediyor mu, dikkat ediyor mu? Çağın olsa kimle katlaşıyor, kimin yanına gidiyor, kimle oturup duruyor? Şu dağıtların hepsini ne ama kontrol edip durmalı, Müslümanlar onları göz uçuruk edip durmalı ve dini ilim vermeli. Hemen yaşayan yerimde mümkünçülük yok, kitap yok, şeyle şeyle. İnni bu bahaneler azalık var ya, yani her kimin elinde akıllı telefon var, şunun içine PDF formatta ne ama kitap diysen hem var. Kur'an'a kocak diysen programlar var. Köp zat var, köp dünyanın o çetine yetip oluyor yani. Ha, yine bunların has kovusunu edecek diysen, yılla bir gezek, onmaş yirmi gün al çağını, maşkalağını hem gezelen çoğaltın, din ilim verilen yurtlarına git şu tayda onmaş yirmi gün, kal, kurs okumunu, Kur'an evren, seminarlara koşul, şu tatların hemmesini edip oluyor. Ama ne ama, islemek gerek. Türkmen diyor, ihlas edip ağlasan, sakur gözler yaş çıkar diye. Ay ben yurdumda mümkünçülük yoktu, elini sallayıp oturma. La hiç kimim getirip mümkünçülük sen önüne koyma ya. Şol mümkünçülük bu özümüz ne ama yolunu tapıp uğruna ağlamalı. Demek Müslümanlar onlar ne ama? Şuna da katı üns verelim. Maşkalarımıza halal-ı harami, akidesini, imanın şartlarını ve ilim vermeye çalışalım. Din ilimini vermeye çalışalım Müslümanlar onlar. Beşinci, geçirimli olmak. Erkek kişinin maşkalası ile geçirimli olmalı. Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye innel mer'ate hulikat min zil'i len testekime leka alet tarik fen istemta'te biha istemta'te biha ve biha ivac ve in zehebte tuqimuha keserteha ve kesruha talakuha diye. Zinan eğri kapırgadan yaradılandır. İsleyişin yalı gönüldüp bilmersin. Yaşacak bolsan, peydalanacak bolsan, şol egriliği bilen yaşamalı, şol hili peydalanmalı. İsleyişin yalı gönülecek bolsan, sen onu döversin, dövmeği olsa ona talak vermelindir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zinanın fıtratı, tebiyatı erkek bilen den değil, onu den edeceğin bolsan edip olmaya. Zinanın özüne maksuz duyguları var. Şunun için Müslümanlar onlar oğun şok zatlarda ulanıp durmalı değil. Gerek yerine ne ama? Berk olmalı, bunun gururunu yok. Berk yerine berk olmalı. Ama geçirimlilik edip olayan yerine de geçirimlilik etmeli. Ki çıkı zatları ulaldık durmalı. Oğunuk da oğunuk zatların üstünde ne ama? Dava edip, şuna benzeş edip, katı ne ama? Basış etmeli değil, geçirimli olmalı. O alimlerimiz diye, ayağına ne ahile karamalı diyen meselesini kıyıf kaldıp, bir düşünmece adamım, düşünür ya da gidip misal veriyorlar. Öz kıyıdın olsa diye, birin durumuşa çıkarıp koyuversen, baran yerine şuna ne ahile karalmağını isleyen bolsam diye, senin öz ayağını şeyle terek diye. Baran yerine şuna urup sevulup, kendisi dilip, kova saklanmaklığını istersin mi? Aklı var adam isleme ya. Senin onunla öz ayağını, şunun hiçbirini etme. Yani öz, Türkmen'in dişiyalı, köz diye özüne bas, ötme seke seke diye. Ne Müslümanlar onlar erken boyunlu düşüyen dağıtlardan. Ve zinanın yan yolluşunun önündeki borçlarının Müslüman doğanlar. Birinci, eğri zinan maşkalan hükümdarıdır, padişahıdır, sultanıdır. Eğrine itaat etmeli. Eğri son hocayını. Eğri ne ama değilse itaat etmeli. Sonra ne ama hiç karşı çıkmalı. Şeriyete layık diyen zatlarına itaat etmeli. Yeke yağdayı da diyen etmen bilir. O da ne ama
Allah Teala'nın önünde günahkar bulunacak iş buyursa, yani haram iş buyursa onu etmeli. Onun verdiği kılatları da ne ama? Genel maşgılı erine taat etmeli. Hakim de geliyor Ayşe enemiz diye. Sealtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyün nâsı e'zam hakkan alel mer'ati kâle zavcuha kultu fe eyyün nâsı e'zam hakkan alel raculi kâle ummuhu. Ayşe enemiz diye radiyallahu anh hafiha mermin sallallahu aleyhi ve sellem'den sordum diye. Zina'nın üstünde en köp hakkı bulun kişi kimdir dedim diye onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti de yani yollaşı yani er dedi diye. Ondan sonra dedim diye erkeğin üstünde en köp hakkı bulan kişi kimdir dedim diye onu aytti diye enesi deyip aytti diye. Yani başkaça aytsak zinan başkalarının en köp borçlu bulan kişisi öz yani yollaşı. Bu erkek kişinin önünde en köp borçlu bulan kişi öz neyim enesi ecesi. İmam Ahmed'in musnedinde Enes bin Malik'ten haber veriliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye la yasluhu li basharin en yasjuda li bashar ve lev salaha li bashar en yasjuda li bashar la amartu al mar'ata en tasjuda li zawjiha min izmi haqqihi aleyha. Bir kişinin başka bir kişiye secde etmeyi doğru değildir diye. Eğer de bir başka birine secde etmeli bolsa di zinanın üstünde hakkı köp bolunluğu için zinana yan yollaşına secde etmeyi buyruk belirdim diye. Bizim dinimizde Müslümanlar onlar birinin önüne secde etmek ya da ruku etmek ya da secde ve ruku menzeş hareketler edip baş eğmek İslam şeriatında haram. İslam şeriatında haram. Şuna dikkat edin. Prezident olsun, padişah olsun, kim olaysın fark etmeye tapağı diyor. Önüne eğilmek olmaya. Salam veren de eğilip şey edip önüne şuna menzeş hatta şuna vazifesi için, pul için ezilen olsa hasım beterim günahı ağır. Bizim dinimizde hiç kimin eğilmek olmaya çağlarımızı koyuyoruz kulağına. Salam veren de bilin, ezme, kellerini dik tutup salam ver, dik tutup salam vermeli. Hiç kimin eğilmeli. Bu birinci husus. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye birinin birine secde etmeklik doğru derler diye bizim dinimizde. Eğer doğru olsa da diye kimin kime secde etmeliğini buyururdum diye erinin hakkı köp bolanlığı için ne ayağla erine secde et diyerdim diye. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyememdir. Ama misal ver ya. Erinin hakkının müştahidini düşünüyoruz. Zinanın üstüne erinin hakkının katı kendini ve uğruduğunu düşünüyoruz. İmam Ahmet de Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا دُخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. Zinan beş vakit namazını kılsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye, zinan beş vakit namazını kılsa, Ramazan ayının ağzını beklese, namusunu korusa, ve yan yolluşuna itaat etse, yani diyenini etse, o zinana ahiriyette kıyamet günü, cennete, cennetin islan kapısından girdiler diye. Hayal maşgalan vazifesi şu. Allah'ın haklarını berca etmeli, ibadetlerini berca etmeli. Namusunu korup, ödün pek saklamalı durmuşu, çıkma kadar durmuşu, çıkarından sonra hem işe namusunu korumalı. Ondan sonra durmuş kurundan sonra erine itaat edip dinlemeli. Şu an diyeni bile olmalı. O öl kellesine göre ondan bir zat eşit tesirlenip yok, o olmalı. Maşkalasının erinin razıyla olur. Şol diyene bilen bulma. Ana şol maşkala bağıt tapar. Şol maşkala ağzı verilik bulur. Şol maşkala da bereket bulur ve kıyamette hem şol ayal neymiş cenneti kazanır. Beyhakide Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye hayrun nisa illeti iza nazarta ileyha sarratke ve iza emerteha ata'atke ve iza gitte anha hafizetke fi malike ve nefsiha. Diye ki zinanlarınızın en kolusu diye seyredenize seni beğendirir diye. Burada buyursan diysen itaat eder. Sen yok vaktin malını ve namusunu korar diye. Ne? Takva, akıllı, saliha, Müslüman zinanın vasfı şu. Ne ama diye ona seyredenize seni beğendirir. Ay ona şikayet edip uflap puflap, mızmızlap, hiç saat halaman, hiç saat kanakat etmen. Tamam. Manglayın yağlığından dağıp erine ne ilelik olup her bir zattan yok. Bu hile ne Müslüman zinanın vasfı der Müslüman doğumlu. Zinan maşkalı ne ama? Elinle kanakat edip, bağrına şükür edip, gülür yüzlü olmalı. Kavunu hoş etmeli. O ne ama? Şu hilek olmalı yani öyle söyleyin. Ve diye ne ama?
diyenine itaat eder. Hatta haz akıllı zinan eğerinin yolluşunun hareketini, kılığını, hasiyetini öğrenip kâbırda da dîmâka eder. Gözünden düşünür eğerinin neyme islep, neyme diyenine, didirmeye. O diyenden sonra etmek o hemmek şey diye. Yani diyenden sonra azıcık akıl var orada etmeliysen et diye. Ama has akıllı, has takva zinan neyme dîmâka düşünüyor. Gözünden düşünüyor, hareketini yat tutuyor. Eğer neyme yan yolluşunun hareketini okuyor. Neyme istem kâleye, neyme istem kâlemeye. Dîmâk neyme diyenine diye. O senin yok vaktin diye malını koruya. Yani malını, mülkünü harca, israf edip bu zatları etmeye. O namusunu koruya. Yani neyme maşkalasının namusuna, avrayına ziyan yetirip bilecek her zattan neyme kaçı duruyor. Yani neyme şu saliha Müslüman zinanın vasıflarına. Akıllı zinanın vasıflarına. Tirmizi'de İbn-i Mace'de Ummu Seleme radiyallahu anha'dan haber verilen hadisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye Eyyüm emraetin mâtet ve zavcuha anha râzin dekhalel cennâ. Haysi zinanı vefat etse ve yan yollaşı ondan râzi bolsa cennetidir diye. Elbette Müslüman bolmak, imanlı bolmak, şeriatı ve yaşamak şartı bilen. İmanlı bolup Allah-u Teala'nın önündeki haklarını berca edip ölen bolsa. Ve neyme yan yollaşım şundan razı olan olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cennetidir diye. Nesai'de Hüseyin bin Mihsen radiyallahu anh'dan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye Unzuri eyne enti minhu fe innehu cennetuki ve naruki. Ayarlara yüzlen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye yan yollaşım önündeki yağdayına seret diye. Özün ne hilal var yani haklarını berca ediyen mi, diyenine ediyen mi, razı ediyen mi? Ya ne hile ediyen mi? Çünkü o senin cennetindir ve dozakındır diye. İkincisi Müslümanlığı onlar erinin onundaki borçlarından ve neyme haklarından özüne kovuş etmeli. Yani yollaşı için bezenmeli ve erine ervet görünüşte görünmeli değil. Yani er için bezenmeli. Üstünden kovu isler gelip durmalı, arasında çalına seyretmeli. İn kovu görünüşte son gözünü görünmeli. Son için bezenmeli. Ama bu vakit ayarlar köşeye çıkanına bezenip iyile görünecek kol başağı. Öyünün ahilek Allah-u Alem. Ne mi bedek olsa ne mi yani yollaşını korkanlar ve şaşan için ne mi sokak var. Üçüncüsü yollaşı yanaşacak olsa yüz övürmeli değil. Bukhari'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye İzâ da'ar raculu imra'atahu ilâ firâşihi fe'ebet fe'bâte gazbâne aleyha le'anethel melâiketu hattâ tusbih. Eğer yani yollaşı zinanasını düşüğe çağırsa ve ol hem yüze vursa, yollaşı hem ona kahar edip yatıp kalsa, ta danatıyanca perişteler ol zinana lanet aydırlar diye. Tirmizi'de Talık bin Ali radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye اِذَا الرَّجُلْ دَعَى زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِيهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ. Yan yollaşı zinanasını yanına çağırsa, tamdırın başında olsa da gelsin diye. 4. Yollaşından ruhsatsız nefil roda tutmalı değil ve yollaşından ruhsatsız hiç kimi öye çağırmalı değil ve öye hiç kime neyme öye salmalı değil. Bukhari'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Zinan maşkala, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye, zinan maşkala yanına yan yollaşı barka nefil orada tutmağı caiz derler. Ve yan yollaşı ruhsat vermese öğüne hiç kimin gelmeyi doğru derler diye. Ne için nefil orada yan yollaşının ruhsatını bağlayıp koyuluptur? Sebebi, ayağlı nefil orada tutsa, yani yollaşı yanına bar vakti, öğüde vakti, nefil roda tutsa, yollaşı ona yanaşıp bilmeye. Bu yanaşma yollaşın haklarından. Ama nefil ne ama nefil, İslam'ın oraya edip bileceği ibadetlerden. Şöyle sebeple ulema diye, nefil yollaşının hakkını berca etmek, nefil ibadeti berca etmekten öngeliye diye. Elbette yollaşı hem ne ama eğer zarurluk olmasa, zinanın nefil ibadet etmeni pâsiyel olmalı da, elbette onu taat etmeni ne ama konukçu olmalı. Ve yan yollaşı ruhsat vermese öğüne hiç kimin gelmeyi doğru derler diye.
kim öyüne gelip biler, kim gelmez, yollaşının ruhsatına bağlı. Eğer yollaşı plan zenan bilen katlaşmadıysa, şunun bilen katlaşmalı der, öyüne çağırmalı der. Beşincisi, Müslüman doğanlar kadir bilmezlik etmeli der. Yani zenan maşkala, yani yollaşına kadir bilmezlik etmeli der. Bukhari Müslim'de İbn Abbas radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Uritun nara fe iza ekseru ehliha en nisa yekfurna qila yekfurna billah qal yekfurna al-ashir ve yekfurna al-ihsan ve lev ahsanta ila ahadihinna dehr thumma ra'at minke şey'en qalet ma ra'aytu minke khayran qat." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye doğudakiler gördüm diye köp böyle zinanlardı diye. Olur inkar ediptirler diye. Onunla diyorlar sahabeler ya Resulallah Allah Teala'nın inkar ediptirler mi diye. Onunla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye yok diye yani. Yan yollaşını inkar ediptirler. Yani olurum eden, yan yollaşını eden yaşlılığını inkar ediptirler. Şunu inkar ediyorlar diye. Sen onu diye köp vakitle, uzak vakitle, yıllar kovuluk etsem diye. En sonunda senden bir ervetlik görsen ya mı diyer diye. Senden hiç bir kovuluk görmedim diyor diye. Demek ne Müslümanlar onlar yollaşına kadir bilmezlik etmeli değil. Şul aydınlanlara göre de Müslümanlar onlar zenan yal yollaşının diyenini etmezliği ulu günahlardandır dedik. Eğer şeriata haram olmayan iş buyursa yollaşına taat etmeli. Ama haram iş buyursa onunla hiç mi taat etmek olmayan. Zenanın yani yollaşının diyenini etmezliği ulu günahlardan. Zenan hiçbir yağdaydı erinden ruhsatsız hareket etmeli doğru değil. Erinden ruhsatsız erinin malından harcamağı hakkı yok. Ruhsatsız oyundan çıkmağı hakkı yok. Ay mene gidaydım, gidaydım, coğram gülü yok. Ne mi? Hükman erinden ruhsat almayı, oyundan çıkmak için. Zenan hem işe yollaşının hizmetinde olmalı. Zenan hemme taraflayın arasında olmalı. Hemme taraflayın. Erinin hem de kov varınışta görmeli. Kov suratta görmeli. Öğün için ne? Yollaşı için ne? Kovu iyisler sepinmeli, bedenmeli. Ve yollaşını öğünden soğut çok, öğünden içecek görünüşte, ervet görünüşte yanım dedik ne? Görünmeli der. Yollaşından hem işe haya etmeli. Gözünü dik seyretmeli değil. Yollaşı gürlerini dımıp dinlemeli ve sesini yollaşının kudan katılmalı değil. Öyde ayağının sesi katılmalı değil. Öyden çıkanına, yollaşı öyden çıkanına kapıdan uğradıp öye gelenine, öye girenine kapıda karşılamalı. Yollaşını kaharlanırıp bilecek ehli zatlardan kaça durmalı. Yollaşının karınlaşlarına silah hormat etmeli, hüdür körem etmeli. Yollaşından gelen az zatı hem köp kasaplamalılar. Kanakatlı olmalı, açgözlü olmalı değil. Günlük etmeli işlerin elinden gelen en kov surette berca etmeli. Yani zinanın aladası yollaşın razı etmek olmalıdır. Ve yanım dersin başında da aittık. Erkeğim en kov görünüşte zinanasına kov seyretmeli, ayak saklamalı. Elinden gelen en kov görünüşte neyme? Şolara hizmet etmeli, eklep saklamalı deyip aittık. Ve ne de Müslümanlığı onlar her iki tarafı değişli kâbir bellikler var. Eğer ayal arasında bolyan zatları üçüncü kişi bilmeli değil. Öğün sırrını aralarına bolup bilecek düşünüşmezlik ile paş etmeli değil. Yani çala bir zat olsa çala düşünüşmezlik olsa maşkala ne? Her neyse kov maşkala da olsa bolup biler. Ne mi yanlış koy bolup bilerler. İki tarafta da yanlışlık bolup biler. Gönü gidip onu ecesine aydıp, misal için kıyıp maşkala olsa erkek bolu tapak diyor. Her iki tarafın karnaşlarını aydıp ya coğrafına bir zatını aydıp ne mi? Öğün sırrını, öğün içinde bol geçen zatları üçüncü kişi bilmeli değil Müslüman doğunlar. Hususanım düşükte eğer ayal arasında bol geçen zatları üçüncü kişiye gururun vermek haramdır ve deyusluktur. Edil şunun alakka misal için ayalını suratlandırmak, aynı şeyle ovadan beyle deyip neyme başka bir erkeğin yanına başkasının yanına suratlandırmak neyme doğru derler, haramdır. Düşökte bolyan zatlarını açmak haramdır, gurrun vermek haramdır. Bukhari Müslim'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye اِنَّ الشَّرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلْ يُفْضَى اِلَى اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي اِلَيْهِ
summa yanshuru sirraha. Qiyamet günü Allah Teala'nın katında en şerli kişi zinanı bilen öz arasında düşökte bulup geçeyen zatları başka birinin yanında gurlayan kişidir diye. Allah Teala'nın katında en yiğrenci, en şerli kişi olur diye. Yani haramdır ve deyyusluktur. Yine de Müslümanlar onları başka bir bellik çoğun kuğunla dersin başında da değişimi diyalak. Çalı bir zat bulsa onu ayrılışmak kılığın fikir ne diyorlar. Şul diyalmış düşünce. Yani maşkala her neyse biri birinin hakkını kov bercai etmeye çalışsam her kimin bir tarafında nefsi var. Bir tarafında şeytanı var. İnsan oğul unutup biliyor. Gaflete düşüyor. Ünsüz oluyor. Kahırlı vakti olup biliyor. Yani insanlık. Ne çok o maşkala bulsam azıcık düşünmezlik olup biliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in özü bile maşkalarının arasında kâvat şuna mevzeş. O unukta unuk zatlar boğuluyan eken. Yaramaz yağdayla yüze çıkıp biliyan eken. Kâvır oğuncak dünyayı işlerde, meselelerde. Demek ne yapken ne çe biz gayret etseyim maşkalada düşünmezlik olup biler. Maşkalada on şıksızlık yaşama mengdeş bir yağdayla yüze çıkıp biler. Ama şu ta, şunun alakka yağdayı yüze çıkanına ne etmeli? Yine de şunu akıllı başlı çözmek, öz aranda iyile paş etmen, maskara olman, kahırlanman, kork almağal etmen, öz aranda oturuşup, gürülüşüp, çözülüşmeli. Yani şuna mengdeş dava cencel bolyalar, misal için maskara soruyalar, oturup bir arkayın gürülüştünüz mü diyen oluyor, gürülüşülmendir. Ol onu kıyırıptır, ol onu kıyırıptır, o bir zat deyiptir, arasına kayını giyiriptir, fiiri giyiriptir, ne ama? Şey deyip mesela ulan gidiptir, oturup öz ara iki çak gürülün ettin mi? Yok. Kaharlanman, soğuk kanlılıkla düşünecek bollun mu? Yok. Koplen şükürlük ol ki diye Müslümanlı onlar. O bir zat diye, bu bir zat diye şey deyip ne ama? Ara şeytan giyire ulan gidiyor. Demek, çalı bir zat olsa kelle ayrılışmağı getirmeli değil. Ayrılışmak dinimizde var. Ayrılışmakla ursat veriliptir. Ama bu son çare olmalı. Bağır çareler ulan gördün, düşünecek olun, onuşacak olun. Kâvır neyme zatlar hiç bulunuk. Yani kâvır yaramaz yağdaylar ortaya çıkıyor, düşünecek bulunuk. Onun neyme son çare hükmününe ayrılışmaklık olmalı. Ama bu batçalı bir zat olsa ayrılışıyorlar. Ervet tarafı nerede Müslümanlar onlar iki gün son pişman oluyorlar. Ve gün üç talağını veren olsa son alıvan bilmeye. Bu yağdayın kıyın. Son ondan zehirlenip ver, ne hissedecek, ne hissedecek. Bu bir yağdayı. Pişman oluyorlar. Yine en kıynanırıcı tarafı Müslümanlar onlar ayrılışıyorlar. Eğer çağalar bolsa, şu aradaki bolun yağdaydan en köp ziyan görüyen, en köp ağrım düşen çağalar oluyor. Onlara onuşmandır öz arasında ayrılışıktır. Barını düğünden oğuşmadılar. Gider ola özüne başka neyme yollaş tapar, bu başkasını özüne neyme ayal alar. Ama arada bütün şu bolup geçeyen zatların ağırlığını, yükünü çağırlar çekiyor. Yani şunun için bir zat edenizde, diyenizde, kov fikirlenin, hususanım çağınız bolsa. Asla birinci maşkala kurmakan kov fikirlenmeli, saylap seçmeli, kov saylamalı. Hem ayal maşkala yollaşını, gelecek ki yollaşını kovu saylamalı. Hem ne ama erkek kişi gelecek ki gelinini kovu saylamalı. Ondan sonra maskalı buldum. Şuna mengdeş zatlar ortaya çıkıp bilir. Yaramaz yağdaylar ne ama düşünüşmeli. Soğuk kanlılıkla düşünüşmeli. Yani bir zat olursa ayrılışarlı zat değil mi? Şuna ne ama Müslümanlar onlar. Katı ünüs verin yankı değişim alakka şey. Bahar gazapla talağını verip son kuşman oluyorlar. Üç talak verenden son alıvan bilmeye. Arada çağı olsana çağılır kusamaya. Yani ulan edyan akmaklığının ziyanını çağırlar çekiyor. Şuna neyme katı ünüs verin, çala bir zat bolsa talağı kellerinize getirmen. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diye hususanem zinan, zinan maşkala erkeği veren hem savursuzak olup biliyor ya şuna mengeşerek kâbir zatlarda bakım iyirip biliyor. Çünkü talak vermek ayağı değerli erkeğe bağlak koyuluptur. Yoksa ayağları kalsa erkekten köp ayal köp talak verecek. Çünkü ne vakit çalak akarı gelse, şuna mengeşerekler bolup biliyor. Ya bir ağzından bir rahat kurlak koyuyor ya fikirlenmen. Sorun çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyiptir. Ebu Davud'da Tirmizi'de gelen hadiste, hadisinde Sevban radiyallahu anh'tan haber veriliyor. Eyyüm emra'atin se'alet zavceha talakan fi gayri ma be'sin fe haramun aleyha raihatul cenneti. Haysi denen yan yollaşından sebepsiz talakın sonrası ona cennetin iyisi haramdır deyiptir. Çünkü ne Müslümanlar çala bir zat olsa hem ayal taraf hem erkek taraf çala bir zat olsa kelle talak getirmeli değil. Ama yadımıza düşenler
yatlatmak islanlarımız, bilenlerimiz, şular musulman doğunlar, Allah Teala hemmemizin ocağımıza, maşkalağımıza ağzıyırlık versin. Yine şu kile gidip bir birimizin haklarımızı berca etsek, bir birimize hormat koyup, silap, kovurup yaşatalar, yaşasak, Allah Teala'nın izni ile şulara amel etsek, bizim yurdumuzda, musulmanların arasında, musulmanların cemiyetinde ayrılışmak değil yani zat, maşkalada, yankiyalakka, ağzalılık, kohkalmakal bolmaya. Ağzı bir olsa biri birini silesek ne ama bereket bolur, ağzı birlik bolur. Yankı dişim dersin başına dişim yalakta şol maşkalada yetişen çağlarım sağdın olur. Ve çağlarım ulları görürler. Yaşaydık ne ama musulmanlı onlar içimizde kovluğum, hayram, bereketim artar. Ama tersine hem oluyor, eğer şu dertler bolmasa, maşkala kuraması kovuşasa, maşkala bolmak, maşkalarını yıkmak, yenilecek bir dert bol kalsa bizim içimizden, sehel bir dertten maşkalalar fıtırap dursa, ne mülk eder Müslümanın oğundur, ne bizim içimizde. Bursa şun yalakka ayrılışanlar, yetim kalan çağalar, dol terbiye görmedik çağalar köpülür ve cemiyetten hem eken yaramazlıklar. İnsanlara ziyan veren zatlar ortaya çıkar. Şunun için Müslümanın oğundur, şulara kahdi dikkat edelim, elimizden gelenler ne mi? Şul aydılanlara, bu başka da şu meselede aydılan, koyulan, kitaplarda yazılan ne mi olsa peydalanıp ne mi? Ayalım erkeğim öz boynuna düşen vazifelerin en kovu suratta berca etmeye ne Müslümanlar onlar çalışmalı ve hemen bizden şunlara amel etmeye çalışmalıyım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.